Başkanım Diyan'a bana hoş geldiniz. Merhaba abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, çok şükür. İyi, güzel. Yani kaygısı vardır herhalde. Yeni yer buldunuz mu? Burası da yıkılma ihtimali var mı buranın da? Yenilenecek mi? Yani, yenilenecek tabii. Öyle yenilenecek. İnşallah zaten. Bütün binalar depreme dayanıklı olur. İnşallah. Tabii. Herkes, bence de yani. Herkes güvenli binalarda çalışır. Evet, güvenli binalarda oturur. Peki. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bu binayı ne kadar sürede yıkıyorsunuz? 2 gün. Biraz sola gidebilir misiniz? Çok kalabalık. Ekonomik yönünü doldurmuşlar. Çok güzel. Benim mega yapı çıldık projem avcılar dışını ve güvenli bir ortamda çalışmasını ve yaşamasını sağlıyoruz. Beklemini hatırlattık. Ve bugün Arasal'ın olduğu için de müracaatlarımızı yaptık. Belediye bize yardımcı oldu. Tapu'ya belediye ile beraber yol olarak binamızı yıkıp yenileyeceğiz. Bu hızla giderse, yani 5 sene içinde yani dönüştüğüm bina tamamlanır. Çalışması olduğunu duyduk. Yani bu konuda yani yardımcı oluyor. Hem mal sahibi hem müteahhit. Uzlaştırıcı olarak yani bu işi yapıldığını duyduk ve Ve burada en önemli şey bilgiye dayalı bir çalışma yürüttük. Yani binaların her birinin risk karnesini biliyoruz. Ve bilgi olmadan hiçbir şey yapılmayacağı düşüncesiyle veriye, bilgiye dayalı bir yönetim gerçekleştirdik. Bütün emeği, bütün amacı daha güzel bir avcılar ve avcılarda yaşayan halkın daha sağlıklı, daha güvenli konutlarda yaşaması. Bu güzel bir şey. Pek çok engel biliyorsunuz, CHP'li belediyelere pek çok engel çıkarılıyor. Ama ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki engel çıkarıyorlar diye şikayet etmeyin. Sizin göreviniz bütün o engelleri aşmak ve güzel şeyler yapmak. Belde halkını kazanmak. Aynısını yapıyorlar. İşbirliği içinde yapıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkıları var. Oradaki bürokrasi de güzel çalışıyor. Avcılardaki bürokrasi de güzel çalışıyor. Gelirken gördük bir binanın nasıl yıkıldığını gördük. Tabii kent estetiği dediğimiz bir kavram daha var Sayın Başkan. Kent estetiği. Yani kente baktığınız zaman insan hoşuna gitmeli. Eğri binalar olmalı, olmamalı, yanlış binalar olmamalı. Binaların renkleriyle, binaların görüntüsüyle, binaların balkonlarıyla, binaların süslenmesiyle o kentin güzel olması lazım. Yani kente baktığınız zaman içiniz böyle evet burada ben yaşayabilirim diyebilmeli. Yeşilliğine özellikle dikkat edilmeli. Çocuklarımız var, onlar güzel bir kentte yaşamak isterler. Yeşil alanlarının bol olması lazım. Bu konuda eğer kentsel dönüşüm planlama yapılırken de bu konuya da dikkat ederseniz son derece mutlu olurum. Elbette ki kentsel dönüşüm bir ekip işidir. Başkan talimatı verir ama ekibin bunu hazırlaması lazım. Ekip nasıl hazırlar? İşin finans cephesini hazırlar, binanın yıkılması, kişilerle oturulması, konuşulması, uzun süre onların ikna edilmesi, evet onların da güven içinde buna katkıda vermeli, katkıda bulunmaları olağanüstü güzel. Ahmet Akın Bey var aramızda, o genel başkan yardımcısı olarak da Türkiye genelinde yapılan bütün bu çalışmaları yakından izliyor. Burada en önemli konu aslında Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi bir belediye şirketinin güven unsuru olarak bulunmuş olmasıdır. Dolayısıyla kentsel dönüşümde evi yıkılanlarla müteahhitleri karşı karşıya getirmek değil, evi yıkılıp yeni bir binaya kavuşmak isteyen, yeni bir daireye kavuşmak isteyenlerin muhatap olarak belediyeyi görmüş olmalarıdır. Böylece güven içinde evleri yıkılacak, güven içinde yeni binalar yapılacak, o güvenliği sağlayan belediye olacak. Dolayısıyla sistem kendi içinde güven esasına dayalı olarak yürüyüp gidecek.
Hatırlar belki içinizde hatırlamayanlar var ama büyük Marmara depreminden sonra vergiler toplandı. Vergilerin nereye harcandığı konusunda topluma yeteri kadar bilgi verilmedi. Ama yıkılan her bina yeniden yapılırken, güven içinde yapılırken belediye başkanlarımız her kuruşuna kadar belde halkını bilgilendiriyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarım ayrıca şunu söyledim. Harcadığınız her para sizin paranız değil. Bu para halkın parasıdır. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını vermek yeni siyaset anlayışımızın da bir gereğidir. Siyaset halka güven vermeli, halk siyasete güvenmeli. Karşılıklı güveni oluşturursak Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak umuduyla sizlere, hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.